bu isim hatasızdı, bu isim hatalıydı, bu çok aktı, öbürü karaydı demek değil. Hani bunu bir netleştirerek buradan devam edelim. Dolayısıyla Emin Çapa'ya ben bırakayım bu noktada sözü ve Turgut Kazan'a sorsun. Değil mi Emin? Katılıyor musun? Ya yani biz burada bütün bu süreçleri Fethullah Gülen'e bağlı Fethullahçı organizasyonun savcılarının yazdığı iddianameler Ergenekon balyoz sırasında da konuştuk. Mesele Türkiye'deki hukukun şeffaf olması. Suçluysa gerçekten suçlu olduğuna herkesin inanması, kamuoyu vicdanının rahatlaması ve mağdurlarının da evet gerçekten hak yerini buldu demesi, bunun ortaya çıkarılması. Yoksa burada döneme göre değişen suçlular yaratıp mağdurlar yaratmak üzerinden bir hukuk düzeninin olmamasını tartışıyoruz. Şimdi kimse hukukun üstünde değil. Kimse değil. Herkes için nasılsa o. Aslında Turgut Bey çok güzel bir şey söyledi. Biz polis Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin polisi derken polis Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin polisi olmalıdır. Bir kişinin, bir partinin iktidarının olmamalıdır. Bunu söylüyoruz. Hukuk için de bunu söylerken o öyle olmalıdır diye söylüyoruz. Turgut Bey de Doğru. çok güzel bir şekilde Doğru. vurguladı, bunun altını çizdi. Hayır, şu anda öyle değil. O zaman ben Turgut Bey'e şunu bir sormak istiyorum. Birincisi, bunca yıl sonra ki insanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı olmaz, olmasın da zaten. Bunca yıl sonra 28 Şubat davasının böyle birdenbire ortaya çıkması sizce gerçekten bir adalet arayışının sonucu mudur? Birincisi bu. İkinci bunun devamında sorum da şu. Bütün o süreci siz önemli bir şeyle bağladınız. Dediniz ki hukuk FETÖ'nün ellerine teslim edildiğinde ve FETÖ de yalnız değildi. Evet, o davaları hepimiz hatırlıyoruz. Bilerek teslim ettiler çünkü. Efendim? Bilerek teslim ettiler. Tabii. Ama o süreçte şunları da hatırlıyoruz. Birçok davada bu davanın savcısı benim noktalarına varana kadar nasıl siyasi destek verildiğini de gördük biz. Sonra da o davaların başına neler geldiğini. FETÖ'nün o davalarını iktidarın haberi yoktu o dosyalar hazırlanırken diyebilir miyiz? Hayır. Şimdi bunu da bu ikisini bağlayarak bir adalet arayışının sonucu mudur? O zaman haberi yoktu bu davalar açılırken diyemeyensek, hayır dediğiniz için söylüyorum. Şimdi de birdenbire elinin içinde bunu bulup ortaya neden koydu o zaman iktidar? Sesiniz son bölümde sesiniz gitti. İktidar Ben biliyor bunu musun? neden şimdi ortaya koydu Ha, o zaman adalet anladım. arayışı Evet, değilse anladım. eğer? Şimdi bir kere Sayın Çapa zaman aşımı başka bir değer. 17 yıl sonra dava açılmış olması başka bir değer. Şimdi zaman aşımı yakalanamadığı için, deliller işte bulunamadığı için, o cinayeti, o suçu kimin işlediği anlaşılamadığı için zaman aşımı önemlidir. Ama herkesin bildiği, yani o işi yapanların herkes tarafından bilindiği bir olayda 17 yıl sonra dava açmak, soruşturma pardon başlatmak kesinlikle skandaldır. Kesinlikle hak ihlalidir. Kesinlikle hukuk dışı bir ha bu askerlerle sınırlı kalmayacağı düşünülerek planlandı. Şu anda da kendi içlerinde tartışıyorlar. Çünkü zaman aşımı falan tanımayacaklar. Onların sivil ortakları için ne yapmamız gerekir konuşuyorlar. Tartışıyorlar. Daha önümüzdeki günlerde daha yoğun büyük olasılıkla tartışacaklar. Yani gazeteciler, yani işte bazı meslek kuruluşu yöneticileri, yönetimleri falan doğrudan 28 Şubat sürecine destek olduğunu söyledikleri, kendilerine muhalif kim varsa onlar için de bir şeyler yapmayı planlayarak başladılar. Şu anda da bunu düşündüklerini düşünüyorum. Orada da zaman aşımı tartışmasını bir biçimde aşarlar. Ama ben tabii bir tahminde bulunmak için söylemiyorum. Böyle başladıklarını biliyorum.
Çünkü yazdılar, çizdiler, konuştular. O nedenle yani 17 yıl sonra başlanmışsa skandaldır. Asla hukukla bağdaşmayan bir yaklaşımdır. Şimdi FETÖ'cü dönemiyle şimdiki dönem arasındaki farkı da söyleyeyim. Şimdi ben zaten hep anlatıyorum. FETÖ'cüler sahte delil peşindeydiler. Yani bir mahkumiyet için delil olmalıdır. Biz bunu yaratırız. Zaten yargıç da bizden olduğu için o delili delil sayar, mahkum eder. Ama şimdi delil falan aramıyorlar. Delilsiz mahkum ediyorlar. O nedenledir ki bu dönem benim yaşadığım yargı ve adalet açısından en kötü dönemdir. Nitekim şimdi Yargıtay bu 28 Şubat kararında yeni beyan ve deliller ortaya çıktığı için diyor. Soruşturma başlatıldı diyor. Yeni delille ilgili de bir işte sahtecilik iddiası var. Onun için de diyor ki ya sahtecilik, evet. Önce FETÖ'cülerin soruşturmaya başlamış olmasını değerlendiriyor. Diyor ki soruşturmaya başlamış olanların bazı kirli işler, evet, yapmış olmaları onların cezalandırılmasını gerektirir. Yoksa onların başlamış olması o soruşturmaya bir eksiklik, bir yanlış, yani hukuka aykırılık yüklenmez. Biz devam ederiz diyorlar. Ama delile gelince de ya zaten o sahte de olsa mahkumiyet için her şey var diyorlar. Dolayısıyla delilin, o önemli delilin sahte olduğunu hem kabul ediyor, hem o delil olsa da mahkumiyet, olmasa da mahkumiyet diyor. Böyle bir dönem yaşıyoruz. Şimdi ben asker kişileri savunmuyorum. Nasıl ki Zola Dreyfus'u savunmuşsa, nasıl ki Dreyfus'u savunurken casusu savunmamışsa, ama Fransa'da bu Zola için de çok zor bir şeydi. Ben haksızlığa uğrayanları savunurum. Haksızlığa uğrayan eğer askerse benim için hiç sorun değil. Tabii ki savunurum. Haksızlığa uğrayan politikacıysa, sanatçıysa tabii ki savunurum. Yani ben askerdir bu, darbe yapmıştır arada sırada diye bakmam. Ayrıca da darbe deyince yani bir küçük parantez açayım. Ben örneğin 12 Mart'ta darbecilerin, Necmettin Erbakan'ı, bizleri içeri aldıktan sonra, bizleri tutukladıktan sonra Necmettin Erbakan'ı Alpler'de dinlenmeye gönderdiklerini biliyorum. Hepiniz de biliyorsunuz. Yani Faruk Gürler'le Muhsin Batur'un, evet, Necmettin Erbakan'ı tutuklamak, gözaltına almak yerine dosyası duruyor savcılıkta ama Alpler'e gönderdiler. O yüzden darbelerle kim iç içedir, kim karşıdır, o tartışmayı açtırmasınlar. Ben Kenan Evren'de poz veren politikacıların kimler olduğunu da biliyorum. Ama biz hiçbir zaman Kenan Evren'le poz vermeyi bırak, Kenan Evren'in yakınında durmayı değil, her zaman karşısında olmayı seçmişizdir. O yüzden darbe, bizi etkilemez. Evet. Turgut Bey, çok önemli bir noktaya getirdiniz. Aslında tam da çerçevesi bu zaten konuştuğumuzun. Yani genelde insanlar ondan mısın, bundan mısın, şundan mısın, bundan mı yanasın? Artık Türkiye'de böyle ayrım ve çok koyusuyla yapılıyor bu ayrım. Dolayısıyla çerçeveniz çok önemliydi. Hakikaten kimin kimi desteklediği ya da kimin neyi savunduğu da çok tartışılır bu dönemde.